Orhan abi selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Sinan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Dün Avrupa Ligi maçları vardı. Fenerbahçe kazandı sadece. Diğer takımlarda pek umduğumuzu bulamadık. Özellikle Sivas falan kaybetti. Hadi Başakşehir'in beraberliği, Fiorentina da berabere kaldı o takımla. Ama Sivasspor'un evinde yani gerçekten üzücü açıkça söylemek gerekirse. Trabzonspor açıkça söylemek gerekirse yine iki kez oldu. Trabzonspor'dan da ben çok bir şey beklemiyordum. Monaco güçlü bir takım. Ama tabii ki 10 kişi kalmaları işi yani maçı başlamadan bitirdi desek yeridir. Bir de hafta sonunda Der Klassiker var. Sana onu da soracağım. Aynı zamanda Arsenal-Liverpool maçı da var. Jürgen Klopp'un da geleceğiyle ilgili bir takım haberler çıkmaya başladı. Konuşuluyor diyeyim ya da. Ona da biraz değiniriz. Ve son olarak Henry'nin Haaland-Mbappe kıyaslaması var. O konuda da yorumunu alacağım. Ama önce Fenerbahçe-Larnaka maçıyla başlayalım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'yi bir açıdan ben hayranlıkla izliyorum ya. Gerçekten hayranlıkla izliyorum şu açıdan. Oyuncular değişiyor biliyorsun, bir rotasyon sürekli. Ve buna rağmen aslında oyuncuların çok önemsiz olduğu bir takım gibi. Yani herhangi bir oyuncusunun hiçbir zaman çok fazla önem taşımıyor. Çünkü sahada teknik direktörün istediğini harfiyen uygulayan aşırı disiplinli bir takım var her zaman için ve kazandıran şey oyuncuların herhangi bir bireysel başarısı değil. Bak burada konuşacağız. Crespo'dan, Emre Mor'dan, değişik isimlerden belki bahsedeceğiz ama filmin asıl kahramanı George Jesus ve bunu başarma, ya bu disiplini sağlaması ve bunun 2-3 sebebi olduğunu düşünüyorum ben. Yani şöyle söyleyelim. Bu maçta da önde öyle bir doğru bir şekilde durdu ki rakibi karşılama konusunda şu an uzmanlaşmış durumda ve hiçbir takım oyun kuramıyor. Fenerbahçe istediğim hiçbir takım karşısında oyun kuramıyor. Topla oynaması çok haşır neşir olmayan bir takımın her maçı %65, %70 ile bitirmesinin yegane sebebi karşı tarafa topu hiç oyun kurdurtmaması, vermemesi. Kendisi de kurmuyor ama ön alana bir şekilde geçirdiği andan itibaren oradaki dün çok iyi çalışan gegenpressing vardı. Yani karşı pres. Aslında oradan başlamak gerekir. Gegenpressing bir Almanca biliyorsun terim. İngilizler kontrapres diyor. Şeyi biliyor musun? Başka bir açıdan belki daha yanılırlar. Gegen Duvan filmini izledin mi hiç? Fatih Yok. Akın'ın. İzlemedin mi Duvara ya? karşı. Duvara Ha, karşı. izledim, evet izledim. Bak ha, Duvara Karşı. Çok iyi film değil miydi? Evet. Ben Fatih Akın'ı çok severim. Bir rol ilerini de çok severim. Birkaç filmini daha izledim. Hepsi de çok iyiydi. Evet. Yani Fatih Akın. Ama Duvara Karşı böyle çok şey gibi sanki. Birol Ünel'in, şimdi insanlar bilmiyor belki, Hamburg St. Pauli, serseri ruhu var. Gerçekte de öyle olan bir adam. Yani gerçek yaşamıyla o filmde bazı sahnelerin çekim arasında çok büyük bir fark yok. Zaten filmin çekim sürecini falan da okudum ben bir kitabında. Mesela atıyorum adam bazen gerçekten içiyor, çıkmıyor sahneye. Şey sahnesi vardı belki hatırlarsın. Hani aşk nedir diye soruyor ya barda. Ve orada bir şarkı içerisinde gidecek. Lac Paris işte 8. şarkısıymış konserin. Karavana girdi, çıkmıyor, karavanı dağıttı diyor. Hatta anlatıyor Fatih Akın. Zaten daha önceden girdim, girişte kavga ettik diyor. Artık bu sefer girmeyeceğim ona diyor. Sigaramı yaktım, bekliyorum şeyini çıkmasını diyor. Bir rolünün dışarı çıkmasını diyor. Çıktı dışarı, gittik diyor. Sahne, o şarkı geçmiş. Konser anlaşmışlar yani 8. şarkıda. Bir daha çalmayız. Biz konserde ikinci şarkıyı çalmayız. Bir daha para veriyor. Hatta çok enteresan gelmişti. Onu da anlatayım, öyle geçeyim. O sahnede biliyorsun ellerinde kan oluyor genelde. Hani bir şeyi masadaki bardağı kıraraktan ve o şekilde şeyin içerisine giriyor. Konser alanının içerisine giriyor. Romanların içerisine giriyor. Oradaki sahnede gerçek bir konser. Konserdeki insanların filmden haberi yok. Ve birinin eline onun kanı değiyor. Bu diyor Romanlarda büyük hakaretmiş. Birinin kanıyla kirlenmek anlamını taşıyormuş. Sahne çıkışı elinde bıçakla bizi bekliyordu diyor. İnanamadım Güzel yani. anekdot. Ama yani filmin karakteri gerçek bir karakter. Sahneleri öyle ve çok büyük zorluklarla çekildi. Almanya'da Altın Ayı ödülünü aldı ve ben gerçekten çok başarılı bulduğum Ender Türk filmlerinden birisi ki Fatih Akın dediğin gibi Yol başarılı filmleri bir çok yönetmen. güzeldir. Onun iki tane yol filmini hatırlıyorum. Bir Yuli, tanesi Temmuz'da. yeni yaptığı, Temmuz'da olan İstanbul-Almanya arasında geçendi, değil mi? 2001-2002 falan olması lazım. Yok, o daha başka. Öyle mi? Onu bir Öyle bir 2000'lerin başında bir filmi vardı. İstanbul ve Almanya arasında biliyorum geçen. onu. O da çok güzeldi ama bir de yeni 5-6 yıllık bir filmi var. Şik miydi? Adı ilginç bir ismi vardı. O da çok keyifli bir Seviyorsun film. yani. Evet. Evet. Yol filmlerini çok güzel yapar. Bir gün bir Fatih Akın şeyi yaparız. Bak oradan şuna geçeceğim. Gegen Duvant, duvara karşı. Gegen pressing, prese karşı aslında. Ve işin temelinde şöyle bir şey yatar. Prese karşıdan kasıt, sen topa sahip olduğunda başlar aksiyon. Ve sana karşı insanlar pres yapar. Senden topu kazanmak için. İşte burada
topu dolaştırman çok önemlidir. Doğru bir şekilde dolaştırman. Çünkü onlar topun peşinden sana pres yaptıkları için yerini kaybetmelerini bekliyor. Ve genelde de yerini kaybediyorlar. Sen topu dolaştırıyorsun, onlar sana pres yapıyor. Ve sonunda başarılı oluyorlar. Yani presle rakip senden topu alıyor. 3 saniye içerisinde, daha maçın hemen 0-0-38'de falan başladı bu iş. 3 saniye içerisinde sen de karşı pres yapıyorsun. O prese karşı bir pres yapıyorsun ve onlar sana pres yaparken düzeninden çıktığı için doğaçlama oynamak zorunda ve hemen topu kaybediyorlar. Ama 5 saniye sonra yaparsan alamazsan ya da ilk 5 saniye içerisinde dörtlü savunma düzen yerine geçti mi topu alamazsın. Geriye çekiliyorsun artık. Sürekli rakip yarı sahada topu kaybedip kazanıp sürekli akın yapmanın en büyük olayı karşı prestir. Bunun da gerçekleşmesi ilk 3 saniyede olması gerekir. İlk 3 saniye. Kaybettikten sonraki ilk 3 saniye. Rakip o anda düzensiz. Kontra pres, karşı pres ama aslında prese karşı pres. Gerçek gegenpressing'in açılımı. Duvara güzel karşı anladım derken. Herkes hani, gegenpressi konuşuyor ama bu şekilde ifade etmen güzel oldu. Yani şey var ya, duvara karşı. Gegen die Wand, gegenpressing. Pressing zaten Türkçesi de aşağı yukarı. Prese karşı pres. O yüzden Fenerbahçe bunu başladı. Yani topu rakip kaleye Atilla Salah ile çıkarıyor. Geriden oyun kurmuyor Fenerbahçe. Dün de öyle. Salah'ı Osayi atıyor. Taca çıkıyor. Şey oluyor. Ya da uzun vuruyorlar. En kötü Altay uzun vuruyor. Ama topu orada kaptıktan sonra ciddi bir pas organizasyonu gerçekleştiriyor. Az önce şey söyledin ya. Futbolcuların bir ağırlığı yok yani. Futbolcuların hepsi neredeyse gerçekten eşit diye. Rotasyondan kaynaklı. Kavuşan'ın şeyi aklıma geldi. Lobanovski'yi çok severdi ya Sovyetler Birliği'nin eski hocası ve tam bir komünist takım yaratmıştı o. Futbolcuların birbirinden bir farkı yok. Fazlalığı yok, azlığı yok. Hoca hükümdar. Ve Fenerbahçe'de tam bir komünist Fenerbahçe gibi oldu. Futbolcuların bir tanesi diğerinden çok daha değerli falan değil. Herkes eşit ve herkes asker aynı zamanda. Asker, herkes asker. Bak şeyi izlerken Fenerbahçe'yi dün böyle ben sabah kalktım bir daha 90 dakikasını izledim biliyorsun. Derinlemesine analiz yaptığım zaman genelde ikinci kez izliyorum. Ya insan hayran kalıyor. Hani kim girerse girsin çok iyi bir şekilde hocanın dediklerini harfiyen uyguluyorlar. Ve şunu düşünüyorsun. Sıkıyorsa uygulama. Hangi bir Fenerbahçe 11'indeki tek bir oyuncuyu söyle bana. Belki bir Altay. Hocanın dediğini yapmazsa ikinci maç çıkabilir. En iyi oyuncusunun dahi ertesi hafta lig maçında oynayacağının garantisi yok. Bu yani rotasyonun pek çok zararı vardır. Mesela örnek veriyorum. Bak dün hücumda mesela Emre ile Batshuayi birbirine pas veremedi. Uyumsuz gözüktü. Neden? Çünkü ne kadar beraber oynuyor ki. Bunun gibi işte sürekli olarak değişen şey otomatizasyonu azaltır. Gibi gibi olumsuzlukları vardır. Ama çok fazla da artısı vardır. Sakatlık daha az yaşarsın. Rotasyondan dolayı bütün oyuncular oyunun içerisinde dahildir. Mesela Emre Bor kaç gündür göremiyoruz. O sayıyı göremiyoruz ama oyunun içerisinde. Bütün takım 14 kişi değil 20 kişi kadro hazır bir şekilde seni bekler. En önemlisi rotasyon olduğu için hiçbir oyuncu kendisini vazgeçilmez olarak görmez ve herkes hocanın otoritesi karşısında saygı duymak zorunda kalır ki bunu görüyoruz. Tabii ki burada bir George Jesus'un bir yani sen bile şöyle hazır ol da maç izlemek istiyorsun falan yani adamı görünce anlatabildim mi? Gelecek kızacak gibi duruyor uzaklarda. Ya Lincoln'e bir bağırışı var. Avut çizgisine kadar kovalattırdı savunmayı. Yani orta sahadan avuta kadar kovaladı Lincoln ve korner aldı ya da şeyi yaptı galiba topu kazandı. Bir Brezilyalıyı kendi sahasından rakip yarı alandan kendi avut çizgisine kadar adam kovalatmak bağıra bağıra yaptı onu basketbol koçu gibiydi. Ya evet hatta şöyle bir şey hissediyorsun izlerken maçı. Seni beni çıkarsa 11 kişi tamam belki top oynayamayız ama rakibi oyun kurdurtmayız George Jesus'un talimatlarıyla. Anlatabildim mi? Yani kesinlikle doğru yere basarız harfiyen uygularız ve rakibi oyun kurdurtmayız ki Beşiktaş kuramadı, bu kuramadı, o kuramadı, şu kuramadı. Başakşehir maçını özellikle bekliyorum o yüzden. Çünkü o Beşiktaş'a karşı başardı yani. Oyun geriden kurdu üstünlüğünü. Fenerbahçe Başakşehir maçını gerçekten merakla bekliyorum. Alanya'yı da attılar. Alanya'yı... İyi örneklerden. Alanya'yı zaten kurmaya Alanya... çalıştı. 5 attılar zaten. İşte öyle olacak mı acaba? Çünkü Başakşehir çok güçlü bak. Beşiktaş da Alanya'yı dağıttı ama Başakşehir oyunu kurdu. Baskıyı boşa çıkarttı. Ha sonunda atak gerçekleştiremedi belki ama o baskıdan da topu vermedi. Bir de mesela duran top. Ya bunlar hep teknik direktörün. Ya dün mesela yine korner, yine duran toptan gol attı. Taç mesela düşünebiliyor musun? O sağ tarafta Ferdi atıyordu ya. Normalde kim atması gerekir? Sağ bek kim Fenerbahçe'nin? O sahi. Ama İsmail Yüksek geldi. Çünkü organizasyon var orada. Yani o taçı o noktaya atabilecek ve o taçta dikkat et kafa sekti Lincoln bomboş. Normalde gol yine. İyi vursa rakibe vurdurttu. Dönüşü de karşı karşıya kaldı. Alioski hata yaptı biliyorsun. Evet doğru. Bir arkasına dön yani 5 saniye öncesine dön o pozisyonun. Gene 2 tane stoper tık 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 girdi ceza sahası içerisine. O İsmail Yüksek geldi tam o noktaya attı. Normal sağ bek kullanmadı. Kornerleri, duran topları, taçları bu kadar organize olunca Avusturya Wien'de attı. Orada attı burada. Her maç korner golü var Fenerbahçe'nin. Duran top golü var. Her maç hiçbir takım karşı taraftan Jorge Jesus'un organizasyonu nedeniyle dışarıya çıkamıyor. Ve bu takım da dün en
büyük yıldızından bahsedeceğim birazdan. Kim o, yarın oynamayacak diyebilirsin en iyi oynayana. Kasımpaşa'da 3 gol atıyor, şov yapıyor şey Valencia. Wien maçında yok. Orada oynayan burada yok. Her oyuncu bekliyor. Ve bir oyuncu dediğini yapmasın komple üzerini çizebilir. Öyle gücü var şu anda. Sonuçlarla beraber maça gelelim. İstatistiksel olarak İsmail Yüksek bütün artılar almış. Mesela İsmail Yüksek bak beğenirim çok. Çok da iyi ama dün istatistikler üzerinden maçlar okunmaz. Bir örnek vereceğim istatistiğin anlamsız üzerinden. İnsanlar hatta yazı bile yazarken şöyle şeyler diyorlar. Hiç isabetli şutu yok. Ya isabetli şutun istatistik olarak değeri ne? 70 metreden tıngır mı giden kaleye giden top istatistik olarak bir şutta pozisyonda kaleciyle karşı karşıya Arayoski'den kurtulmuş Farage'in kaçırdığı out'a yattığı top pozisyon değil mi verdiğin? O ikisiye sayılmıyor kaleyi bulmadığı için. Ama aslında %100'lük pozisyon. %100'lük pozisyon. Yok yani 0.45'lik pozisyon. 0.27'si o pozisyon. Soluna geldi. Hendrik ya bomboş voley vurdu. O out çıktı. Yani net pozisyon. Yani sen öbür taraftan 50 metreden böyle yuvarlana yuvarlana kalenin içine gider. Kaleci eliyle alır. Evet istatistik 1'de 1. Yani bunların anlamı yok istatistiksel olarak baktığın zaman. Şunu söyleyeceğim çünkü. İsmail Yüksek'in ileriye doğru 3. bölgeye attığı savunma arka stoplarının hiçbirisi tutmadı. Hatlar arasında attığı geri dönüşü pozisyon oldu. Dün orta sahada bunun açında çok iyiydi bu arada. Top kapması şunu. Orta sahanın yıldızı dün Crespo'ydu. Zaten Crespo 10 numara oynadı. 4-1-3-2 oynadı Fenerbahçe. Biliyorsun şey geriye geliyor. Üçlü savunmanın arasına giriyor İsmail Yüksek. Lincoln sonunda. Sağında Emre Mor. Ortada Crespo. 6-8-10 şeklinde oynadı bu oyunu. Ve gerçekten çok iyi oynadı. O hücuma geçildiğinde bak daha maçın başında İsmail Yüksek'e verdiği derine attığı bir pas var. Arkasından oyunu kurdu savunma önünde. Verdi aldı verdi aldı. Lincoln'un ceza sahası içerisinde gördü. Crespo gerçekten 10 numara oynadı. Ben Lincoln'u 10 numara bekliyordum. Öyle bir görüntü vardı. Hani 4-2-3-1 gibi ama öyle değildi. Crespo'nun solunda yer aldı Lincoln. Sağında Emre Mor ve önde de işte Rossi ile şey beraber oynadı. Crespo'yu o role oturttu zaten. 8-10'u birlikte oynuyor. Box to box gibi. Aynen, bir de her şeyi yapabiliyor yani. Hem top kapıyor onun istediği gibi. Ön alan baskısını onun tam istediği gibi yapıyor. Hem senin hep söylediğin gibi baskıyı kıran dikine driblingle topla çıkışları var. O takımı öne taşımak için çok değerli. Hem oraya gidip şut falan da atmaya çok başladı yaydan. Evet yaydan da şut attı. Çok iyi zamanda top da kaptı. Bir de gizli bir yıldız vardı. Benim çok çok hoşuma giden. Emre Mor. Bak ne açıdan yıldız olduğunu açıklayacağım. Emre Mor'un yeteneklerini biliyoruz değil mi? Çok iyi driblingçi, çok iyi çalım. Mesela bak geçenlerde Salih Amisic Leroy Sané üzerine konuştu. Dedi ki Sané'nin de yeteneklerini herkes biliyor. Hücumda yaptıkları. Ama Sané çoğu zaman problem çocuk olarak yer alıyordu. Şu an formunun zirvesinde. Çünkü bu tarz oyuncuların takıma yük getirmemesi ve takıma sorun yaratmaması için her şeyin ya da üst seviyede olabilmesi için bütün bayanlar, bütün otoriteler şunu der. Savunma yapmayı öğrenmek zorunda Leroy Sané. Başka türlü olmaz bu iş. En büyük eleştirisi top yanından geçerken böyle bakmasıydı. Bir umursamaz tavırla beraber takım savunmasına katkısı olacak. Dün Emre Mor 3 tane top kaptı Sinan. Bunların birisi 50 metre koşup geldi. Atak önleyici. Onu bir kenara bırak. Ama daha sonra pas arası yaptı yerden kayaraktan. Evet müthişti ya. Müthişti ve sonrasında da inanılmaz ters bir çalım attı. Evet. Ve o topun direkten o dönmesi yazık yani. Aynen öyle. Çünkü gol değil. Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı yok ama o pozisyonu var etmesi gerekiyordu Emre Mor'un. Hem o kayarak ya kendi vücudunu atarak kazandı o topu. Pası kesme. Hani hem savunma anlamında hem de o çalım anlamında tavanını yaşadık yani maçların. Hatta bu maçın değil herhalde son dönemde gördüğüm en özel sahneydi futbol açısından. Yani ki büyük maçlar da izliyoruz yeri geldiği zaman. İşte Haaland'ın sihirlerini falan izliyoruz son dönemde ama bizim Türkiye'de zaten çok olan bir şey değil. Hem kendi vücudunu atarak o topu keseceksin. Hem ondan sonra ters çalım. Adam nereye gittiğini karıştırdı. Nereye Emre Mor nerede falan. Zaten o. Müthişti yani, gerçekten. Tabii ki George Jesus'un payı var bunda. Çok yüksek ama Emre Mor'un böyle bir düzelme yaşaması bütün demeçlerinde var. Eskiden yanlış yaptım. Yani Thomas Tuchel'in adam edemediği insandan bahsediyoruz. Oyuncudan bahsediyoruz. Devamlı oynaması gerekiyor bu çocuğun. Bence de. Ben mesela bu oyuncu şimdi bu performans bir sonraki maçta 11 hak ediyor yani. Emre Mor'un şöyle bir farklı bir heyecan yaratıyor bende. İki yetenekli oyuncu söyle bana Fenerbahçe'de. Lincoln. İyi oyuncu vesaire. İrfan Can. Gidecekleri yerler var. 100 üzerinden diyelim ki 7.5'a gelir. Avrupa düzeyinden bahsediyorum. 7.80'e. 8. Emre Mor 9.5'a gidebilecek yeteneğe sahip. Kesin. Dortmund'un 10 milyon euro verip Dortmund'un belki adam edemediği tek oyuncu. O dönemde gerçekten delirtti Dortmund'ları. Yani hocaları delirtti daha doğrusu. Ama o döneme bir bak. Dembele'ler 130 milyona. O İshak'lar bile onunla beraber gelen o dönem İshak bile tutmayan İshak 70-80 milyona transferi konuşuluyor bugün. Şunu söyleyeyim. Emre Mor hücumda yapacaklarını zaten biliyoruz. Ama savunmada böyle olunca bütün karşılama oyununda ne kadar önemli savunması. Fenerbahçe'nin en büyük silahı şu anda. Rakibi karşılama. En büyük silah. Sen bana asla ve asla hiçbir takım bana oyun kuramaz. 10'a 10 adam markajı yaparım. Bak bir şey daha söyleyeceğim.
o kadar kolay bir iş olmadığına dair. Haliyle savunmayı yüksekte kurmak durumundasın. Orta sahaya yakın tutmak durumundasın. Çünkü adam adama oynuyorsun. Rakibi takip ettiğin için Beşiktaş maçında gördük, sık sık offside'a bıraktılar. Orada kurmak durumunda kalıyorsun. Faul oldu. Şey adına, AEK adına dün maçta. Oyuncu bıraktı. Kaleci ve stoper geldi. Bütün hepsi ileri gitti. Dedik ileri çıkın. Kendi kalesinin sol tarafından taç çizgisinden faul kullandı AEK takımı. Bütün hepsi ileri gitti. Nasıl bir faul atışı kullandıysa oradan taça attı. Kendi sorundan sol kenara taça attı ve taç kullandı Fenerbahçe. Kendi yarı sahasından. Orada olduğu için bütün oyuncular adam adama markaj yaptı. Taç, Rossi, Batshuayi gol. Çok kolay gol. Bir kere açsa, dün mesela Beşiktaş'ta denedi birkaç kere. Aşabilse bir kere verebildi Muleka'ya. Tehlikeli bir oyun yani, öyle kolay değil. Ben de oynatayım diyebileceğim bir oyun değil. Güvenliğini sağlamak çok zor. Hikmet Hoca anlattı ya, Ben Schuster Beşiktaş'a geldiği zaman denedi bu savunma çizgisini orta sahaya kadar. Delik deşik etti. Bir tane edenlerden biri de Manisa'nın başında kendisi. Yiğit Gökoğlan'ı falan sarkıtarak. O maçı hala hatırlıyorum ben. Ferrari falan nasıl yerden yere vuruyorlardı çok ağır diye. Gustavo daha ağır ama doğru yerleşiyor yani. Tabii o ki. Alanda birebir bırakmıyor Gustavo'yu. Gustavo'yu orta saha çizgisine çıkarmak delilik aslında baktığın zaman. Mesela geldiğinde bu kadar eleştiri yapıldı. Bir sol diagonal attı. Ayağı isabet. Mustafa kornerlerde en büyük silah. O bu arada hakem de o pozisyonda var. Faul ne kadar güzel yakaladı avantajı şeyi değil mi? Aldatmayı. Hakemle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bir pozisyon daha oldu. Avantajı bıraktı. Oyuncu topu aldı, kaybetti ve oyun devam etti. Onunla o zaman aklıma şey geldi. Dünkü maçta geldiği için burada söylüyorum. Türkiye'de avantajı yanlış uygulatıyorlar. Gereğinden fazla bir avantaj sağlıyor oyunculara. Bak nasıl oluyor biliyor musun? Sadece Türkiye'de görüyorum bunu bak. Enteresandır. Avrupa'da falan böyle yoktur. Faul yapılıyor oyuncuya, tamam mı? Sonra kalkıyor. Ayağında top. Avantaj uygulatıyorsun değil mi? Gidiyor iki adım sonra çalım atıp şeyi kaybediyor, topu kaybediyor. Dönüp arkadaki faulü veriyor. Arkadaş avantaj uygulandı artık. Kazanmış oluyor değil mi? Adamın her faulde avantaj uygulatacağın zaman iki opsiyon veriyorsun. Ya bu faulü kullan ya da sen orada topu kaybet. Böyle bir şey yok. Dün mesela avantajı uygulattı. Top ayağına geldi, kaybetti. Devam, geçti, geçmiş olsun. Türkiye'de bekliyor bir de. 3 pozisyon sonra geriye dönüyor. Sen avantaja bakarsın. Uygulatıyor musun, uygulatmıyor musun? Uygulattığın andan itibaren top kaybı, avantajı geri döndüremezsin. Yani her adamın ben de fark ettim. İki oyuncu şeyi var. Yani garip geldi bana o yüzden. Dün gördüm mesela, çok güzel uygulattı hakem. Ya bir tek bunu Türkiye'de görüyorum. Yani bizde var. 5 pozisyon geriye dönüp bazen valla 5 pozisyon geriye dönüyorlar yani. Ama döne geri dönelim. Hayran olacak bir disiplinle oynuyorlar. Ve bunun sonucu 2 gol. Çok gol kaçırdılar. Tabii ki Rossi bu sürekli değişen 11'in de şeyi var ama zaman geçtikçe ne kadar değişse de bir uyum ortaya çıkacak. Daha korkutucu hale gelecek Fenerbahçe gibi geliyor. Bu bir. İkincisi, kötü oynayan tek isim var dedim. Ha, ben bir daha izledim. İyi dayanmış dedim George Jesus, Samuel. Ya bu kadar çok, daha maçın başında 5 kişi arasında top kaybı. Artık top kayıpları şeye kadar ulaştı. Salah kendini yatıyor. Kendini göstermek için ekstra zorluyor. Salah'ın attığı topu tutamamak da artık bir tuhaf. Yani ben çok şey diyordum. Ne oldu Samuel'e diyordum. Şu haliyle hiç oynatmam yani. Ben şunu hiç da sezdim dün. Yedek bıraktığı için Jorge Jesus, kendimi göstereyim diye biraz 4-5 kişinin içine doğru de girip oradan da gol atayım falan. Aynen. Diye çok zorladı sanki. Özellikle ilk 30 dakika. Ama onun dışında da verdiği paslar da yani. Bakmadım şimdi, açıkça söyleyeyim. O kadar vaktim yok. Sabah 90 dakikayı bir daha izlerim. Ama mümkün olan arkadaşlar baksın Samuel kaç top kaybıyla oynamış maçı. Ve tehlikeli, geri dönüşleri tehlikeli olduğu Alioski durumlar da oldu. Alioski de hala hazır değil galiba. Alioski değil mi? De çok hayır değil. Aynen öyle. Onda da top kayıpları. Ama Samuel'e göre daha iyi. En azından Alioski zorlamıyor fazla. Ve Alioski'nin merkeze dönmesi işleri iyiye götürüyor. Fenerbahçe mesela sağ tandasla oynamasının sebebi de geriden oyun kurarken sürekli olarak diagonalla o sayı tarafına oyunu kurulması. Çok az oyun kurdu Fenerbahçe. Hep uzun kullandı. Ama dediğim gibi ön alanda özellikle ikinci yarı üst üste top kapmalar, geri kazanmalar, gegenpressing. Lincoln da bak bir kere iyi verdi maçın başında. Onun dışında iyi veremedi pek çok pozisyonu. Ama Crespo, Rossi her şeye rağmen tamam kaçırdı yani. İki tane gol var. Biri kaleci kurtardı diyebiliriz. Diğeri Lincoln'un verdiği pas karşı karşıya bıraktı. Ama hep aksiyon, çok çalışkan. Yani futbolda şeyin içerisinde sürekli Sinan. Bütün pozisyonların içerisinde Rossi var. Valencia girdi. Eski yerine aldı. Maça iki santrofordan birisi olarak başladı. Ve öyle veya böyle Batshuayi'de asisti. O şey yaptı. Şunu fark ettim. Bunu da söyleyip kapatayım Fenerbahçe'yi. Geriden hiç oyun kurmadı. Tabii fazla oyun kurmadı diyeyim. Hani hep uzun top, Altay, Salay. 3 kere oyun kurdu Fenerbahçe iyi bir şekilde. Üçünde de Batshuayi geriye gelip orta sahada sırtını top alıp takımı çıkardı. Ya bu da önemli bir ayrıntı Fenerbahçe için. Zaman geri zaman geldiği zaman kullanırsın. Evet.
yeri geldiği zaman Batshuayi'nin ya da sırtı dönük 9'u kullandığın zaman seni çıkarabiliyor oyundan. Ağzına sağlık. Az önce hakem konuşurken dün akşam şöyle bir şey gördüm. Maxi Gomez'in yaptığı hareket Türkiye'de olsa var çağırmazdı vesaire gibi. Bilmiyorum katılır mısın? Bir de sen de bir ara gittin Güney Amerika'da futbolcu izledin, scouting yaptın. Ben de bir dönem Kolombiya Ligi'ni çok izlemiştim scoutingle uğraşırken. Güney Amerikalı futbolcularda revanşist hareket çok var. Yani. Biri seni ittiği zaman o da onun bacağına vuruyor, bir şey yapıyor falan ve Güney Amerika'da genelde hakemler bunları es geçebiliyor. Ama Maxi'ninki iyice adamın suratına tekme oldu da. Bir de şöyle, bu Güney Amerikalı futbolcunun alışması lazım Avrupa'da. Artık var da var, geçmiyor bunlar. Atlamıyorlar. Yani o Brezilya'da yapsan bunu belki es geçebiliyor. O Güney Amerika'da ya onlar es geçebiliyor. Gibi var. Var olmasa bunu yakalamak öyle kolay değil. Burada tabii ki şundan da emin değilim. Ben şimdi oyuncuyu Abdullah Avcı kabul etti kırmızı kartı. Doğru, kırmızı kart dedi. Biz de izleyince o hamleyi görüyoruz. Ama oyuncu orada kurtulmak tepkisel bir şey mi veriyor? Yoksa oyuncu ben ona vurmak istemedim dedi. Bir tepkisel hareketi var ama oyuncuya vurmak istemedim dedi. Doğru yanlış ayrı konu artık. Ama işte dediğin doğru, bu tarz basit ufak şeyler eskiden görülmezdi. Geçiştirilmesi de kolay şeylerdi bunlar. Detayda görülürdü ancak ama şimdi var ve çok dikkatli olması gerekir yani. Abdullah Hoca'nın da Avrupa karnesi çok kötüye gidiyor böyle olduğu zaman. Yani kariyerinde. Şunu görüyorsun Sinan. Oyuncular tamam kırmızı kart da görebilir. Başka bir şey de olabilir. Şimdi baktığın zaman George Jesus resmen dişinin tırnaklarıyla bu puanları alıyor. Net bir tek. Bak ne oyuncudan bahsediyorsun ne kadro derinliğinden vesaire. Tabii ki kadro iyi. Ama yani baktığında İsmail Yüksek'in öncesi ne? Emre Mor neler yapmış, ne kadar çok şey yapmış. Lincoln tamam Rize'deydi, ikincilikteydi. Tamam o belli bir gelişim gösterdi, hepsi belli bir şey ama Rossi geçen sene de vardı. Bir metot içerisinde bu kadar çok duran top çalışması, bu kadar çok karşılama oyunu, bu kadar çok birebir her şeyi sahadaki her aksiyona rol alması. Neden Fenerbahçe şu anda Türkiye'yi puan olarak sırtlıyor? Ortada. Teknik direktör başarısı. Ve Abdullah Avcı'nın karnesi sadece 30 küsur maçta 5 galibiyet. Hiç iyi değil. Sivas da kötüydü bu arada. Ama biraz seni Almanya'ya götürmek istiyorum. Der Klassiker. Dortmund'un Sevilla maçına baktım. Ağırlıklı olarak onu izledim ben o akşam. Sürklase ettiler. Sevilla kötüydü bayağı da. İzledim ben. Dortmund'da bayağı sürklase etti yani. Ama Bayern'i çok takip edemiyorum ama Hikmet Hoca izliyor sanırım ve Nagelsmann'a biraz tepkili. Ne diyorsun? Nasıl bir derbi bekliyorsun? Ben şu açıkça söyleyeyim. Hikmet Hoca'yla diyaloğumu. Ben üçlü savunma oynamasını istiyordum Rize'deyken hocanın. O dönemki kadro nedeniyle. Başa döndük. Okey. O zaman da Nagelsmann özellikle üçlü savunma çeşit çeşit vardır aslında. Ve Hoffenheim'da Nagelsmann'ın oynattığı üçlü savunmayı ona ekstrem bir şekilde göstermek istedim. Bunun üzerine çok tartıştık, konuştuk. Hoca da tabii o zaman 27 yaşındaydı Nagelsmann. 28 yaşındaydı. Daha dur. Düşme potası da aldı ama takıma. Senden de küçük değil mi Nagelsmann? Yaş olarak. Tabii ki canım. Tabii ki. 7 yaş küçük benden. Öyle ufak değil. Nagelsmann dediğin dünyanın tarihe geçti yani. 26 yaşında U19'da şampiyon oldu Hoffenheim'da. Ve o üçlü savunma ve Nagelsmann muhabbetimiz oradan devam ediyor. Benim çok sevdiğim biliyor. İlk 2-3 maç sonraydı galiba. Futbol dergisinde Bebek Mourinho diye yazmıştım. Baby Mourinho'ydu lakabı. Ben o yazıyı hatırlıyorum. Okumuştum. Yani benim var böyle taktım mı takıyorum. Ve şimdi Bayern Münih'e geldi. Hala benim üzerime geliyor Nagelsmann'la ama şunu söyleyeceğim. Dortmund Sevilla maçından devam edeyim. İyi maç oldu hücum adına ama Dortmund yine kalesinde çok fazla pozisyon gördü o maçta. Sevilla maçının bence görünmeyen tarafı. Özellikle ikinci yarı daha da bastırdı. Elmisri'yi çok kaçırdı. Maya kaleci çok iyiydi. Ama geçişi çok iyi yapıyor. Ben Dortmund'da bu maçta bir kere o maçta Jude Bellingham'dan bahsedeceğim ama her iki takım böyle der klasikerin şu an için iki yıldızı var. İkisi de 2003 doğumlu. Aynı oyuncular İngiltere-Almanya maçındaydı. Aynı oyuncular şimdi Der Klassiker'de Almanya'nın en büyük maçında. Ve şu anda işte biçilen fiyat market değeri şu anda Bundesliga'nın en pahalı oyuncusu zaten Jude Bellingham. 125 milyon euro. 150-160'tan aşağı satacağını düşünmüyorum. Dortmund'un 2025'e kadar sözleşmesi var. İnanılmaz bir seviyeye geldi ya. İnanılmaz. İşte burada geçen programda bahsettik. Düşünsene Birmingham'dan aldıklarında 22 yaş, 22 numaralı formayı emekli etti 17 yaşındaki oyuncu için Birmingham. Ve o formanın hikayesini de geçen gördüm. Neden 22? 10 numara istiyormuş. Demiş ki ona teknik direktör işte. Sen çok iyi bir 4'sün. Çok iyi bir 8'sin. Çok iyi bir 10'sun. 18-22. 22'yi gireceksin demiş. Çünkü üçünü de iyi yapabiliyor gerçekten. Stoper'de oynamış yani. Yani evet. Derinde. Böyle libero tarzı belki. 4-8-10. Dünyanın en iyi şu an orta sahası. Basmadık bir metrekaresi yok. Bak Bundesliga'nın şu an için bir 10 numara özellikle oyuncudan bahsediyoruz. Attığı golü gördün. Verdiği pası gördün. Jude Bellingham şu an en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu. 225 ikili mücadelenin 137'sini kazanmış %61 ile.
Yani bu adam önde işte tek kişi yatırıp çalım atan veya diagonal pas veren veya ön alanda inanılmaz iyi işler yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha da önemlisi Jude Bellingham'ın belki her şeyden farklısı ilk defa kaptan bu yaşta. Yani inanılmaz iyi bir lider diyorlar. 19 yaşında dedin. 19 yaşında. O takımda kimler var? Rafael Guerrero var ya, yıllardır orada. Vesetir'in hedefindeki yani ne seviyesi ne Dortmund'taki durumu. Her konuda şey, Jude Bellingham'ı kaptan yapıyorsun sen. Öyle bir lider olduğu söylenir. Her yerde seni şey yapar, kontrol eder. Yani çok iyi bir karakter olduğundan bahsediliyor. Mesela birisi şey diyordu. Manchester United onu 46 kez gözlemlemiş. Alamamış ama. Böyle şeydeyken, altyapıdayken. Ve scout raporunda şöyle diyorlardı. Diğerlerinin 6 ayda öğrendiğini Jude Bellingham bir maçta öğrenir der. O kadar öğrenmeye açık ve gelişime açık. İnanılmaz iyi işler yapıyor. İngiltere milli takımında şu an en iyisi. Dortmund'un bence tartışmasız en iyisi. O yüzden bu maç biraz da Jude Bellingham ve Jamal Musiala. İkisi de U15'te İngiltere milli takımdaydı. Hatta onun da okudum böyle şey. İkisi o kadar çok kaybetmeyi sevmiyormuş ki. Bunlar tabii beraber kamptalar. 12 U15'teler yani 12 yaşındayken. İngiltere'de ikisi de. Şimdi artık bir Almanya bir İngiltere için oynuyor. Masa tenisi oynuyorlar, kapışıyorlar, o oynuyorlar. Hiçbirisi kaybetmeyi sevmiyor yani. Ölümüne savaş diyor her konuda. Jamal Musiala da düşün. Şu an Bayern Münih'in yıldızlar topluluğu değil mi? İşte 80 milyon euro, 100 milyon euro veriyorsun. 12 resmi maçta 8 gol 7 asistle en fazla skor, en golcü ismi, en fazla skor yapanı, bir de daha gole götürüp asistten asist olan pozisyonlar var, onlardan bahsetmiyoruz. Bir de tam 11'i de daha da kazanmadı yani. Bir artık kazandı bence. Bir ara şeyin açıklaması vardı ya. Doğru. Yani sene başında öyle. Çok iyi oynuyordu, hemen kesti. Neden? Serge Gnabry olsun, işte Koeman olsun, bunları sahne yedek var. Bırakmak kolay değil. Onu kolay çünkü. Ama Ole Gunnar Solskjaer'dan şeyi verdi. Yani hem milli takımın hem de Bayern Münih'in şu an artık bence ilk 11'in vazgeçilmezdi. Ama bir oyuncuya daha dikkat çekeceğim bak. Dortmund'la ilgili. Mahallenin attığı golde inanılmaz iyiydi. Moukoko. Evet. İnsanlar unutuyor. Moukoko da aslında Haaland gibi genç takımlarda rekor kırarak geldi. Tıpkı Icardi'nin genç takımda rekor kırarak geldi. İnanılmaz bir rekor yani. Attığı gol sayısıyla Dortmund'u şampiyon yapması ve çok büyük yıldız geliyor havası vardı. Ama üst üste sakatlıklar onu biraz şey yaptı. Moukoko'nun temposu, o topu kontrol edip geçişi, golcülüğü. Evet. Yani bu maça bence damga vuracak isimlerden birisi varsa Yusuf ve Moukoko'dur yani. Ve bence Modest'ten daha önde yani. Modest oynamayacak, Moukoko oynayacak. Eğer aklı varsa Edin Terzic için. Çok güçlü bir oyuncu ama sanki bitirişlerde biraz kalecinin üzerine vurdu gibi gördüm bazı pozisyonlara herhalde. Biraz kendine geliyor. Oysa golcülüğü ve her ceza sahasının her yerinden vuruşu çok iyiydi yani. Der Klassiker şimdi 11 maçta 10 galibiyeti var Bayern Münih'in. Son 7 maçı da kazandı. En sonki maçı ben hatırlıyorum. 3-2 kazandı, evinde bir maç vardı. Royce'un şov yaptığı. O maçtan beri kazanamıyor. Ama bu sefer ikisi de formda. İkisi de iyi ama ben Dortmund savunmasını biraz iyi bulmuyorum. Hummels çok önemli. O sakatlıktan sonra çok şey değişti. Hatta istatistiği var. Onun oynadığı 512 dakikada Dortmund 1 gol yedi. Oynamadığı 210-220 dakikada 9 gol yedi. Ve Hummels bu maçta dönebilir. Çarpıcı gerçekten. Hummels bu maçta dönebilir. Hummels dönse de problem devam edecek, bir problem varsa ağırlık ve yavaşlık. Bayern Münih özellikle solda Davies'in karşısında kimi koysan yavaş kalacak. Yani hem Wolf hem Meunier. Artık Mane de sol kenar. Santrofor olarak Serge Gnabry'i oynatıyor. Oynarsa Thomas Müller. Kimmich ve Müller'in durumu belirsiz. Koronadan çıktılar ama Cuma günü yani bugün program çekildiğinde haberim yoktu. Testlerin negatif çıkması bekleniyor. Çıkarsa olacak. Çünkü önemli bu maç için. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ama Dortmund nasıl bir 11'le çıkacağı çok önemli. Mesela bence Dortmund'un kendi kişisel fikrim. Emre Can'ı atıyorum. Hep büyük maçlar hata yapıyor biliyorsun. O maçta da top kaptırdı yine. Emre Can'ı, Bellingham'ı ve hatta ileri uçta da Brandt'ı kullanıp biraz daha onu merkeze koyup Salih Özcan'la beraber dörtlü bir sert orta saha. Yani Brandt'ın önde başlayıp geriye gelmesiyle sert bir orta sahayla Bayern Münih'e bir kontra oyunu, geçiş oyunu oynayabilir. Salih öyle bir Özcan şansı var. Şu an iyi. O da lider yani. O da lider oyuncu. Yani kendine güveni, özgüveni çok yüksek. Çok iyi maçlar da çıkardı. Zaten onun da bir hikayesi vardır yani. Anlatmıştım. Daha doğrusu sözde yazmıştım 15 yaşındayken. Mesela bu çok kritik ama ufak ama önemli bir detaydır. Tren garında bir sıkışıyor ve hani ambulans çağırıyorlar vesaire. Herkes çıkmış olayı izlerken 15 yaşındaki çocuk, hatta 14, gidip ilk müdahale yapıp çocuğun hayatını kurtarıyor. Salih Özcan. Geçtiğimiz günlerde yine bu gündeme oldu. Hatta Bild bunu haber yaptı vesaire. Ama ben onu ta 6-7 yıl önceki sözde yazmıştım. İlk adını açtığım başlıkta yazmıştım. İnisiyatif almaktır bu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Basit bir şeymiş gibi gelir. Evet, inisiyatif almak. O çocuk var ama olayı anlatılanlar hani etraflıca okumuştum mesela. O anda trende olan kaç kişi var çıkıyor dışarıya. Orada bir ambulans çağırıyorsun. Tamam gelsin de belki acil bir müdahale yapılması gerekir. Tabii Almanlarda da okulda biliyorsun ilk müdahale hep öğretilir. Türkiye'de de böyle. Hızlı bir şekilde ilk müdahale yapıp hayat
kurtarıyor. İnisiyatif almak önemli bir şeydir yani. Bu bazen 90+4'te atılacak olan penaltıyı kullanmak gibi. E orada nasıldır? Gene burada kurtarırsan kahramansın. Hani Burak'ın kaçırdığı penaltı var ya mesela Türkiye'de. En kötü şeydir o penaltı, biliyor musun? Atarsan kimse senden bahsetmeyecek. Ama kaçırırsan en büyük sorumlu sensin. 2012 finalinde Bayern Münih Chelsea ile oynuyor. Anlatmıştım bunu daha önce, biliyorsun. Thomas Müller hatta Drogba'nın golüyle 1-1 oldu. Penaltılara kaldı. Şampiyonlar Ligi finali. Daha büyük bir şey var mı bu hayatta kulüp için? En üst düzey, bir kulübün en üst düzey finali. Penaltılar. 2012-2009. Thomas Müller 23 yaşında. Kendisi çıktığı için penaltı kullanamıyor. Dolaşıyor hoca. Sağı solu. Kimse penaltı kullanmak istemiyor. Kaleci Manuel Neuer 3. penaltıcı. Çok güzel Peter Cech'i alıyor. Köşeye yerinden atıyor. 3. kaleci. Thomas Müller bir sinirlendi şeye. O Timoşçuk vardı. Anatoli Timoşçuk. 30 yaşında o anda. Şu elinde şişesi var ya. Nasıl kullanamazsın sen diye yüzüne attı neredeyse. Yani yüzüne şuna karışık. Nasıl sen penaltı kullanamazsın diyor yani. Yok, istemiyor. Çünkü neden? Atarsa kimse bir şey demeyecek. Ama kaçırırsa Şampiyonlar Ligi kupasının kaçma neden olacaktır. İnisiyatif almak. Robben orada kaçırdı, burada kaçırdı. Yine geldi, yine attı mesela. Robben iyidir o yüzden. Bak, final oyuncularıdır bunlar. Burak Yılmaz final oyuncusudur. Bakma sen, kaçırdı. Ama sorumluluğu kaç kişi alır? Ellerin ayaklarını titrer yani oraya giderken. Çünkü... O yüzden de kaybettiler finali zaten. Evet. O final chance atmıştı. Tabii ki. Schweinsteiger kaçırdı filan. Robben hem maç içerisinde kaçırdı. Maç içerisinde atsa finale kalmayacak olay. Çok benzer hikaye Beşiktaş Galatasaray arasında Türkiye Kupası finaliydi galiba. Fatih Hoca dolaşıyor gibi, herkesi. Evet, dolaşıyor. Kimse atmak istemiyor. O finalde Galatasaray kaybetmişti. Zaten öyle bir psikoloji varsa kaybediyorsun demek yani. Tabii ki. Tabii ki. Orada soruyor. Çünkü orada tamamen hoca istemiyorum dedikten sonra hiçbir şey yapamıyorsun. Yok ayağım ağrıyor. Yok kolum şey. Yok tabii, şu. Tabii. Atmam dedikten sonra zorla attıracak haliyim. Aynen öyle. Yani bunlar önemli şeyler çünkü. Klopp'a geçelim mi? Geçelim. Liverpool'da tartışılıyor. Öbür yanda Arsenal ile oynayacaklar. Bu arada Dortmund Bayern Münih maçının cumartesi 19.30'da olduğunu söyleyelim izlemek isteyenler için. Arsenal Liverpool maçından da Arsenal Premier Lig'in şu ara izlemesi en keyifli takımlardan bir tanesi. Tartışmasız. Klopp da tartışılıyor. O maçla ilgili diyorum. Şöyle şeyler duyuyorum ya. Çok gülesim geliyor. Bu maç kaybederse, yani ciddi olarak bunu söylüyorum. Esprisini yapanlardan bahsetmiyorum. Klopp kovulacak, gönderilecek gibi. Bu hafta Sport Bild'de işte CEO'su Klopp'a getiren adam yani en üst düzey röportaj verdi. Adamların hedefi Klopp'la ömür boyu. Ne değiştirdi diyor. Mesela en basitinden 2015'te Klopp geldiğinde diyor. Tabii o daha çok ekonomik şeylerle ilgileniyor. Bizim diyor gelirimiz, toplam yıllık gelirimiz 336 milyon euro mu ne? Bugün 700 milyon euro diyor. %50'sini Klopp'a yazabilirsin diyor yani. 700 milyon euro %100 arttı. Arttırdı her şeyiyle. Tabii ki sada 7-8 bin kişi ekleme yapıldı ama başarılar, her kupayı aldık diyor. Şampiyonlar Ligi, 30 yıl sonra lig, şu bu. Daha da önem verdikleri şey Klopp'un öyle bir bağ kurdu ki diyor, hani kulüple taraftar arasına, bu inanılmaz bir şey. Şimdi daha iyi anlıyoruz diyor mesela, hani sonuçta Mainz bırakmak istemedi. Dortmund da zorla kendisi ayrıldı. Ve bugün işte 2026'ya uzattılar. 24'te bırakıyor da işini ikna edip daha çok. Böyle sen Klopp'u bırakabilir misin ya? Bugün Klopp'u sen bırak. 30 yıl boyunca Klopp diye ağlarsın. Tıpkı Dortmund'un her gelen hocaya Klopp'u yani rol model olarak alıp hiçbirisini beğenmemesi gibi. Bir daha asla Dortmund şampiyon olamadı. Ferguson biraz. Tabii ki. Yani Klopp başka bir şeydir. Bırakmak bence bu sene 15. bile bitirse Liverpool'un Klopp'u kovma hakkı olmadığı gibi böyle bir şeyi aklının ucundan da geçeceklerini düşünmüyorum. Geçirirlerse de ömür boyu Liverpool'un nefretim olur yani. Öyle bir şey olur mu ya? Ya şaka bir yani, şey olarak söylüyorum yani. Böyle bir saçmalık olur mu? Ne sanıyorsun yani, sürekli zirvede her konuda. Bu Guardiola ile yarışacak tek insandır. Çünkü Tuchel, şimdi Leverkusen'ı reddetti. Thomas Tuchel çünkü şeydir. Bir geçimsizlik var onda yani. Kabul etmek gerekir. Yani mesela ikisi de Dortmund'a geldi. Thomas Tuchel puan, maç başı puan olarak daha başarılı oldu. Ama Dortmund gönderdi Tuchel'i. Oyuncular nedeniyle. Hani bu Emre Mor olayında da verdiği agresif tepkiler nedeniyle. Klopp'tan bir tane daha bulamazsınız. Öyle ihtimal sıfırdır. Klopp ancak kendisi gider. Hiçbir yerden kovulmadı hayatında. Hiçbir yerden de kovulmaz bu saatten sonra. Arteta'ya ne diyorsun? Bir ara bir tweet atmıştım. Bayağı bir olay olmuştu. Arteta Solskjaer'den daha başarılı olacak diye. Sonra bayağı bir kötü gitti. Sonra ben de dedim, hatta benim bu kadar sevmeme rağmen, ya artık gönderin bu adam dedim Arteta'yı. Yani yorumlarda falan demişimdir böyle yani. Oradan buraya gelmesi bence inanılmaz bir başarı Arsenal'in. Yani ben Arteta gitsin demeyen bir yorumcu görmedim. Onu hiç kimse tutmaz yani. Ben şundan dolayı o dönem Solskjaer'den daha başarılı olacak. Solskjaer gidecek ama Arteta kalacak dedim. Ondan sonra Solskjaer inanılmaz başarılı oldu ama. Hmm. Arteta da sürünüyordu. Öyle bir derbide oynadı ki taktiksel zeka. Dedim ki bu çok büyük bir iş. Yani ilk geldiğinde City'ye karşı üst üste başarı, bütün büyük takımlar alıyordu. Ama işte ufak takımlara karşı genelde problem yaşıyordu. Daha sonra hem büyük hem küçük takımlara problem yaşamaya başladı. Ama daha sonra inanılmaz bir futbol oynatmaya başladı. Keskin dönüş, bak Mesut Özil'i, geri gelince Aubameyang'ı, yavaş yavaş kadroyu gençleştirmesi. Bak bir şey
dikkatini çekiyor mu? Milan kadroyu gerçekleştirdi. Kadro maliyet değeri düştü takımın. Toplam maliyet değeri 1/4 falan düştü. Şampiyon oldu Pioli ile. Bu sene Napoli %50 azalttı. Kimsenin bilmediği kravat şeyle. Yine kimsenin bilmediği aslında kimi Mince'yi biz biliyoruz ama onlar bilmiyor. Şey Avrupa çok bilmiyor. Böyle oyuncular üzerinden gitti. İnanılmaz başarı şu an hem ligde hem Avrupa'da sarsıyor ortalığı. Arsenal'da inanılmaz gençleştirdi. Ve Gabriel Jesus da şey diye oturdu oraya böyle. Hani tencere kapak misali oturdu. Saliba belki hayatının performansını yaşatıyor. İşte Odegaard, Martinelli'si, Saka'sı, önde Gabriel Jesus'uyla beraber Şaka'yla Partey inanılmaz bir ikili oldu. Ben White'den sağ bek, oyunu oynama biçimi Tottenham'a karşı mesela. Yani sildi sağdan aslında. Tottenham ters bir takım. Hikmet Hoca izlemiş o maçı. Geldi Sinan, bu Saka nasıl bir insan diyor. Şaşırmış. En çok Saka mı? Şey Odegaard, Gabriel Jesus daha çok. Aslında herkes şu anda Haaland şey olmasa herkes şu anda Guardiola'ya saldırmıştı. Haaland böyle manyaklık yapmasa. Çünkü bize City'nin gösterdiği Jesus'tan çok daha başka. Çünkü onu hiç biliyorsun. Bir ara sağ kenar forvet oynattı. Önde Kevin De Bruyne'yi koydu. Yeri gelince Bernardo Silva'yı koydu. Sağa koydu ısrarla. Hiç klasik 9 neredeyse oynamadı. Tam anlamıyla inanılmaz bir oyuncuya dönüştü ve herkes Guardiola'ya saldırmıştı. Yani yatsın kalksın Haaland böyle goller attı. Ben ama şunu söylüyorum. İyi oynayan takıma karşı Klopp çok iyi tuzak kurar. Bu maçta Liverpool kaybetmeyecek diyorum. Herkes Arsenal gollü kazanacak derken ben tam Jürgen Klopp'un maçı diyorum bu. Alkolü'ye ben yazayım da. Ne olur ne olmaz. 4-0, 5-0 giderse merhaba alkolik. 9 numaralardan da bahsetmişken Henry de tam 9 belki kanat forvet vesaire efsanelerinden bir açıklama yapmış. Demiş ki Haaland 1 yılda kolayca 50 gol atabilir. Bir maçta 6 gol de atabilir. Manchester City onunla rahatça sonuca ulaşabilir ama bana sorarsanız etrafına takım kuracağım oyuncu Mbappe olur demiş. Kylian Mbappe. Bana biraz Fransız dayanışması gibi geldi açıkçası. Yok, Kylian Mbappe sadece Fransa olduğu için değil bence. O da var ama. Kesinlikle Fransızcayı da var. Şimdi baktığın zaman futbolcu kalitesi olarak Kylian Mbappe daha üst düzey bir oyuncu. Bir şey yapmıyor, 10 şey yapıyor, anlatabildim mi? Ama bir şeyi unutuyor. Bu sözün arkası da var aslında. Lewandowski için de bahsediyor. Hani Bolton'u almam onu diyor, örnek veriyor. Ama Mbappe'yi her yere alırsın tarzı böyle oyuncu kalitesinden bahsetmeye çalışıyor. Ya da takıma uygun. Ona da katılmıyorum. Bolton'da da Haaland coşar bence. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bazen bir şeyi ne kadar iyi yaptığınızla ilgili bir durumdur. Tek bir şeyi bile dünya çapında yapıyorsan senin ismini yazarlar. Diğerini yazmazlar. Mbappe çok iyi bir atlet ama onun kadar atlet olan var mı? Var. Ona yakın var en azından diyelim ki. Mbappe çok iyi bir driplingçi. Onun kadar var. Biraz daha iyi. Mbappe 5-6 özelliği bir arada bulundurduğu için ve genç olduğu için çok değerli. Ama Haaland'ın özellikle topsuz oyundaki oyununu okunması kolay değil. Böyle Mbappe'nin attığı çalım kadar sana keyifli gelmeyecek. Israrla Guardiola şunu diyor. Onun gol atma içgüdüsünü ve içgüdüsü olarak ceza sahası dolaşımını ben öğretmedim, öğretemem diyor. Kimse öğretemez ona diyor onu. Hatta en son basın toplantısında annesinden babasından gelme bir şey diyor. Ve hep şunun üzerine duruyor. Bir çocuk doğduğundan beri bu kadar gol atamaz. Bu sıra dışı bir şey var. Çok çok iyi bitirici. Değil sadece bu. Bu da var. Çok iyi kafacı mı? Tabii Haaland'dan çok daha iyi bitiriciler bulursun yani. Tabii ki. Çok iyi sağ ayak, sol ayak mı? Aslındaki en büyük özelliği belki de fizik kalitesiyle beraber, ekstrem bir fizik kalitesi var. Her iki ayağıyla beraber doğru noktada topla buluşması. Öyle veya böyle U maçı da olsa 9 gol atılır mı ya bir maçta? Çocukken. Yani kaç tane 9 gol atan var? Veya kaç tane Şampiyonlar Ligi'nde rakipten bağımsız oynuyor? Yani bu rakibin ne kadar güçlü olduğunu Haaland'ın hiç bilgisi yok. Ya Haaland birebir yani. Savaşıp da onun üzerinden atmıyor. Son Kopenhag maçında mesela artık savunmacılar kendi kalesine falan atmak zorunda kalıyor. Bir de o kadar da zorladığı için savunmayı. Toplamında yani topsuz alanla toplu oyun bitiricilik kalitesiyle beraber hepsini birleştirince Haaland'ın gol atma becerisinin seviyesinde Mbappe'nin herhangi bir özelliği yok. Demek istediğim o. Dolayısıyla bir de arkasında da iyi bir takım varsa City gibi ama Salzburg da vardı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı. Dortmund'la da coştu. Norveç milli takımıyla da farklı takımlarla maç sayısı kadar gol atıyor adam. Bunun olağan dışı bir şey olduğunu ancak göremeyebilirsin. Çünkü insanlar direkt şeye bakar. Bir tek Guardiola benimle benzer şeyi düşünüyor. Onun sağ içi hareketlenmesine o da şaşırıyor. Nasıl tam o noktada orada olur diyor. Thomas Müller'e şaşırıyorduk ya alanı buluyor falan diye. Kopenhag attığı gol.
Bomboş. Müller'in böyle fiziksel canavarlığı yok tabii. Yok tabii canım yani. Bir de Haaland mesela ezerek de şey yapıyor. Tabii mesela ki. O ters ayağıyla attığı o acayip gol var ya. Müller de o orada bulunabilir zekayla ama kendisini o kadar kaldırıp o ters ayakla o topu oradan çeviremez mesela. Bak, Haaland onu da yapıyor. Evet, Oliver Kahn, Lavatski'nin röportajı vardı bu hafta Dortmund şeyi maç öncesi. Belki Der Klassiker öncesi Sport Bild. Bizdeki gibi değil. Basına her şeyi veriyorlar, anlatabildim mi? Bizde basına bir oyuncu almaya kalksan ya, iki derbi olsun, başkanlar konuşsun, oyuncular konuşsun değil mi? Yok öyle. Bak, bir röportajı vardı ve işte şey, Haaland'ın ben diyor Bayern Münih'e gitmeyeceğini düşünüyordum diyor Watzke. Çünkü ligi değiştireceğini biliyordum diyor. Haaland'ın babası da 1 City, 2 Bayern, 3 Real Madrid, 4 Paris Saint Germain. Kendisini isteyenleri böyle sıralamış. Oliver Kahn anlatıyor. Neden en çok almak istedim biliyor musun? Diyor, almak istedim çünkü uğraştı. %50'ye kadar getirdi City'yle. Ben diyor Haaland'ın en çok mentalitesini seviyorum diyor. Ben hayatımda bu kadar gole odaklanmış, daha sahaya adım atır atmaz ben gol atacağım diye başlayan bir oyuncudan bahsediyoruz diyor. Mental canavar benim için diyor. Bir yeteneklerim var, pasif değilsin, agresif bir şekilde gol. O gol atma arzusu onu o 2 metre kum hareketiyle gol attırıyor. Ve sana daha önceden buradan bahsetmiştim. 4-5-2 maçtan çıkıyor. 4 gol atmış adam. 5. gol atamadı diye mutsuz. İnsanlar 4 gol attım diye havaya uçar. Adam 5. gol atamadın diye maç sonu röportaja geldi. Niye çıkardı ki beni diyor. 5. gol atacaktın diyor. Mutsuz röportaj verip gitti. Bu arzu ve bu mental, bu istek ve hiçbir şey döndüremiyor adamı. Yani gol kralı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Hiçbir şey şey yapmıyor yani. İsteğini azaltmıyor. Ya 14 gol atmış, 10 atmış öbür hafta. Çok iyi biliyorum ki 45'e çıktı ya Kopenhag maçında. 2 gol attı çünkü artık şey dedi Guardiola, bu iş başka bir boyuta gidiyor. Bunu çıkarmalıyım dedi yani. Bunu çıkarmazsam, çünkü adam burada da atacak 2-3 gol. Bütün ünlü Şampiyonlar Ligi tarihinin şey yapacak yani. Çıktı, mutsuzdur. O mental canavarlık ayrı bir konu. Yetenek de oradan geliyor. Onu istek. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim, tam tersine. Haaland'ın öbür taraflarını tamamlarsan gerisi gelir. Haaland Mbappe kıyasında kime öne görüyor? Şuna da katılıyorum yani. Mbappe futbolcu kalitesi olarak daha çok şey yapabilir. Yani Haaland'a topu getiremezseniz uzun süre problem yaşayabilir. Birisi şey paylaşıyorlar bu arada. City Dortmund maçından Haaland Dortmund'da oynarken işte şeyleri paylaşıyorlar. Adam sırtı dönük top alıyor, kaybediyor, iyi pas veremiyor vesaire. Biz seninle zaten hep bunu konuştuk. Bu zamanla gelişen bir şey. Şimdi eskiden 10 tane kaybediyordu, şimdi 5'ini kaybediyor. Kopenhag maçında da oldu birkaç tane. Yani sırtı dönük, yavaş yavaş, o yaşta bir oyuncu zaten kenar forvettir. 9 numara oynamaz Haaland gibi ekstrem değilsen. Sırtı dönük oyunu ve fiziği, her şeyi zamanla oynarsın. Yani bazıları onun işte Haaland böyle falan diye paylaşılıyor da. Aksine solak ve teknik. O Ford'un şeye attırdığı gol. Manchester United maçındaki gol. Aynen öyle, asisti. Solak, teknik, kendine gelince 25'ten sonra görelim nasıl olacak bakalım o sırtı dönük oyun. Hangisi daha büyük güç? Bence Haaland daha büyük bir güç. Ama hangisi daha iyi futbolcu? Futbolcu zevklersen tabii ki Mbappe. Çünkü o golü boş kaleye, o yani topsuz alanı izleyemediğin için çok da şeyden keyif almıyorsan son vuruşları görüyorsun sadece. Ama Mbappe'de çalım izlersin, hız izlersin, fizik kalite, estetik olarak yani tabii ki. Oyuncu kalitesi olarak da. Ben ama ikisinden birini tercih edecek olsam Haaland'ı ederim. Ben de yani. Bir de kariyeri de çok daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Çünkü biri hız ve atletizm üzerine dayalı. Eğer Mbappe'nin yaşı geldikten sonra mesela 28-29'lar o hızı kaybedecek belki yavaş yavaş. Ama Haaland'ın o canavar fizik, mesela Zlatan 40'lara kadar oynadı evet, ya. Bir şey daha söyleyeyim mi sana? O sakatlandı ya geçen sene çok fazla. Orada şey dediler biliyor musun? Hani uzun boylular sakatlanır ya daha kolay ve uzun süre gelmezler. 1.90 üzerindeki boylar. Kasları çünkü büyük kütleyi taşıyamazlar. Genelde böyledir. Hatta Emrecan önceden de gördü bunu, söyledi de. Ve çok sakatlandı geçen sene. 16 maç falan kaç çıldı resmi maç. Doktorlar gelip baktılar. Genel inceleme yaptılar Haaland üzerine. Normalde diyor haklısınız diyor. 1.90'ın uzun boyu sakat. Ama Haaland'da bu geçerli değil. Biz kaslarına baktık. Bu fiziği taşıyabilecek kas var adamda diyor. Nadiren gördüğümüz bir şey diyor hatta. Yani o zaman Dortmund'un bütün oyuncuları sakatlanıyordu. Tabii ki. O kadar çok şey de yaşamayacak yani. Zlatan şey gibi. Ronaldo gibi bir kariyer olacak geliyor bana. Cristiano Ronaldo gibi. Yani modern Cristiano Ronaldo. Haaland, modern Messi, Mbappe, bu kadar şimdilik. Ağzına sağlık abi. Ben çok teşekkür ederim. Güzel, keyifli oldu. Avrupa futbolu da konuştuk, Fenerbahçe'yi de konuştuk. Gelecek hafta o zaman kapanışı sen yap. Gelecek hafta tekrardan burada görüşürüz. Bazen farklı konuları burada ele alıyoruz. Daha farklı konuları istiyorsanız da takımları vesaire incelemeleri de Avrupa'dan daha tabii ki daha çok. Altta yorum olarak da yazabilirsiniz. Zaten yorumları okuyorum. Şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.